9 Ekim 2022 Pazar, İstanbul At Yarışı tahminlerimize, hoş geldiniz. Öncelikle, yayınlarımızı takip edip, videolarımızı beğenen herkese, şimdiden teşekkür ederiz. Yorumlarımızın yazılı hali, yukarıda adresi yazılı web sitemizde, her gün yayınlanmaktadır. Video izlemeye zamanı olmayanlar, oradan yazılı halini okuyabilirler. İstanbul programında 9 koşu var. Tüm koşulara tahmin vereceğiz. Sahadan duyumlar ile Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Yorumlarımızın sonunda yine geçmişten önemli koşulardan birini paylaşacağız. Nostalji yaşamak isteyenler videoyu bitimine kadar izleyebilirler. Şimdi tahminlerimize geçelim. 1. koşu 2 yaşlı dişi İngiliz taylarının Maiden yarışı 1300 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda birçok süratli isim var. İlk yarışlarında liderliği alarak yarışan isimlerin bugün de önlere erken gelmesi muhtemeldir. Bu isimler 2 numaralı Anadolu edası, 3 numaralı bizim için, 8 numaralı Shimayenagadır. 4 numaralı Dansca of Victory ve 6 numaralı Ilsa Introy'da, ayağına seri isimler olup, iyi çıkarsa öne gelebilirler. Bu tayların yarışı biraz erken süratlendireceklerini düşünüyoruz. Biz bu koşuyu biraz kalabalık geçeceğiz. Favorimiz, 10 numaralı Sydney Star olacaktır. Gücünü yeni yeni keşfeden Safkan, mükemmel form durumuna ulaştı. Bugün tam kapasite koşarsa, kazanmayı başaracaktır. İlk at olarak yazalım. 3 numaralı bizim için ve 8 numaralı Shimaenaga Enaga, sahada iyi görünen taylardır. Bugün önde birbirlerini yıpratmazlarsa, kazanma şansları olacaktır. 5 numaralı Galyas kendi, 1 numaralı Ans ve 7 numaralı La Suerte, form durumunu arttıran taylar olup, bugün değerlendirilmesi gereken isimlerdir. Bu koşu için rakamsal sıralamamız, 10, 3, 8, 5, 1, 7 şeklindedir. İkinci koşu. 4 ve yukarı yaşlı Arapların, Handikap 16 yarışı, 1600 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşunun tek süratli atı, 6 numaralı koşan aslandır. Dış kulvardan doldurarak gelip, kolayca liderliği alacak ve kendi temposunda yarışı sürdürecektir. Mesafe biraz daha kısa olsaydı, bu şartlarda bu rakipleri geçebilir derdik. Fakat bu mesafede sonlarda sallanacaktır. Ancak ekürisinin çok formda olduğunu ve koşan aslanı yakın takip edeceğini düşünüyoruz. Muhtemelen yarışı ikinci sırada götürüp, arka grubu kontrollü bir şekilde geride tutacaktır. Düzlük üzerinde ekürisini atlayıp, geriden sprint yememeye çalışacaktır. Biz ekürilerin şansını çok fazla görüyoruz. Bu sebeple net favorimiz 3 numaralı Ülgen Bey olacaktır. Bizce en ciddi rakibi, 7 numaralı Şehzade olacaktır. Şehzade, bu gruptaki çoğu isme karşı üstünlüğü olan bir isimdir. Handikap puanı düşük olsa da, bu grupta özellikle kilo avantajı da varken, mutlaka çok koşacağını belirtelim. Biz bu iki atı yeterli görmekteyiz. Bu koşuyu 3 ve 6 sıralaması ile geçeceğiz. Üçüncü koşu. 2 yaşlı dişi İngiliz taylarının Maiden yarışı 1300 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda liderliği 10 numaralı Vespa alacaktır. İlk sentetik pist yarışında çok süratli bir şekilde liderliği almış, buna rağmen fotoya kadar mücadele edip ikinci kalmıştı. Bugün stili hiçbir rakibi yokken kendi temposunda yarışı sürdürecek ve çıktığı gibi bitirebilecektir. Bizim net favorimizdir. 2 numaralı Evolve ve 9 numaralı Silver Sable, sahada oldukça değişen isimlerdir. Bu form artışından dolayı Vespri tek yazmadığımızı ve bu isimleri eklediğimizi belirtelim. Mutlaka kuponlara ekleyelim. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 10, 2, 9 şeklindedir. Dördüncü koşu. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin, Handikap 17 yarışı, 2100 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşu, aynı zamanda ikinci altılı Ganya'nın, başlangıç ayağı olacaktır. 9 numaralı Nakdov ve 2 numaralı Steelman, genelde liderliği alarak yarışan isimler. Bugün ikisi de liderliği almak isteyecektir ve yarışı belirli bir süratte götüreceklerdir. Bu ikili birbiriyle inatlaşmadıkları sürece kazanma şansları artacaktır. Ama biz öngördüğümüz gidişatta göre hafif süratli bir tempo beklediğimiz için bu iki atı yazarak bu ayağı geçemeyiz. Rakip olarak öncelikle 1 numaralı El Patron ve 7 numaralı Reşimin ikilisini yazalım. El Patron 63 kilo ile start alacak olsa da bu aralar hazırlıklarında oldukça ilerleme gördük. Kilodan etkilenmeden bu grubu kolayca geçebilir. Kesinlikle ihmal etmeyin. 7 numaralı Reşomon'da Gökhan Kocakaya idaresinde bir hayli iddialı konumda. İdmanlarını yarışa taşırsa, affetmeyecektir. Daha sonra, 3 numaralı Peaked Blinders ve 4 numaralı Shinon May yazıp, bu ayağı sağlama alabiliriz. Bu koşu için rakamsal sıralamamız, 9, 2, 1, 7, 3, 4 şeklindedir. 5. koşu. 4 ve yukarı yaşlı dişi İngiliz atlarının kısa vade 6 yarışı 1400 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda çok süratli bir tempo beklemiyoruz. Ayağına seri olan birkaç isim var. Fakat liderliği ısrarla isteyen atlar olunca bu isimler ön tarafta inatlaşmazlar. 10 numaralı Tek Aşkım, 9 numaralı Bornovalım, 8 numaralı Black Grape, 5 numaralı Tek Kurşun ve 2 numaralı Lima arasından biri bugün tempoyu belirleyen isim olacaktır. Taktiksel olarak bu talimatı alan veya iyi bir çıkış yapan atın liderliği alarak yarışacağı için daha şanslı olduğunu düşünüyoruz. Bu isimlerden biri 2 numaralı Lima'dır. Gökhan Kocakaya idaresinde en iç kulvardan iyi bir çıkışla tempoyu belirlemek isterse kazanma şansı oldukça artacaktır. İlk sıradan yazalım. 6 numaralı Gökçe Hatun şimdiye kadar hiç liderliği alarak yarışmadı ama koşuyu önlerde sürdüren bir isim. Bugün de starttan geç çıkmazsa yarışı ilk 4'te sürdürüp etkili düzlük sprinti ile kazanmaya çalışacaktır. Ahmet Çelik idaresinde 8'de 3 yapan bu atı da kuponlara işaretlemek gerekir. 4 numaralı Alderamin bu aralar kapasitesinin altında koşsa da kalite kalitedir diyerek eklemek gerekir. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 2 6 4 şeklindedir. 6. koşu. 3 ve yukarı yaşlı dişi İngiliz atlarının Grup 1 Harem koşusu 2100 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda çok süratli olmasa da 4 tane liderliği alabilecek isim var. 2 numaralı Beyond Expectation, 7 numaralı Jane'da, 10 numaralı Gel Amy ve 11 numaralı Lady Secret, yarışın liderliği alabilecek isimlerdir. Biz bu şartlarda, hafif süratli bir tempo bekliyoruz. Bu tempoda çok koşan 6 numaralı illüzyon, bizim net favorimizdir. Ahmet Çelik idaresindeki 3 yarışın birini kazanan illüzyon, bu koşuya da hedefli katlıyor. Özellikle hem cinsleri arasında kesinlikle iyi koşacaktır. Yarış çok süratli tempoda geçmeyeceği için, koşunun favorileri gerilerde birbirini beklerse, ön gruptan dirençli bir isim yarışı kazanabilir. Bu tanıma uyan en formda isim, 11 numaralı ladies secret olacaktır. İç kulvardan iyi bir çıkışla yarışı ilk 3 sırada götürebilirse, düzlükte alacağı liderliği fotoya kadar taşıyabilir. Sağlam kuponlara eklemek gerekir. Bu koşuyu da 6 ve 11 sıralaması ile geçelim. 7. Koşu 3 yaşlı İngilizlerin, kısa vade 8 yarışı, 1500 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda tempoyu 4 numaralı Dame Time belirleyecektir. 6 numaralı Polpo da ayağına seri bir isim fakat bu aralar liderliği alarak yarışmıyor. Yarış ağır tempoda geçecek olsa da, gruptaki diğer atların çok kaliteli olduklarını belirtelim. Bu grupta sentetikte çok farklı koşan bir isim var. 62 kilo ile koşacak olsa da, mükemmel hazırlıkları olan bir numaralı Time to Shine, bizece bu gruba geçilmeyecektir. Yarış hayatının ilk iki koşusunu, dereceli bir şekilde kolay kazandı. Çin pistte de kalitesini belli eden Time to Shine, sentetikte çok daha iyi koşuyor. Kilosuna rağmen bizce yine kazanacaktır diyor ve günün bankosu olarak öneriyoruz. 8. koşu. 2 yaşlı İngilizlerin katılacağı Kısa Vade 7 Aydoğan San koşusu 1600 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşudaki taylar çok süratli isimler değiller. 1 numaralı Dolya Vorovskaya, 2 numaralı Brave Horse ve 4 numaralı Furizine şimdiye kadar bir ya da iki kez liderliği alarak yarışmış isimlerdir. Bugün de bu atlardan biri tempoyu belirleyecektir. Bu koşuda riske girmemek gerekir. Pasif gruplarda kazanıp bugün daha sert gruba çıkan atların nasıl bir performans göstereceğini bilemiyoruz. Kilo farkları da şartları eşitlemiş durumda. Biz bu koşuyu at eksiltmeden kapatacağız. Sizler için oluşturduğumuz rakamsal sıralama 1 3 5 6 4 2 şeklindedir. Bütçelere göre değerlendiriniz. 9. Koşu 3 yaşlı Arapların, Handikap 15 yarışı, 1600 metre çim pistte koşulacaktır. Günün son koşusunda, çok süratli bir tempo beklemiyoruz. 7 numaralı atlı üzüm muhtemelen liderliği alacaktır. Son yarışlarında öne çıkarak yarılan 9 numaralı Ulu Fırat ve 8 numaralı Yiğiter, bugün de sırarla önde kalmak isterse, belki tempo biraz süratlenebilir. Biz, önceliği takip atımız olan bir numaralı savaşçıtaya vereceğiz. Çok ciddi hazırlıkları ve 7'de 3 yaptığı binicisi idaresinde, bu koşuyu kazanmaya yakındır. İlk sıradan yazalım. 5 numaralı gökalan, beklentilerin yüksek olduğu bir isim. Şimdiye kadar beklenileni veremese de, bugün özcan yıldırım idaresinde farklı koşabilir. Takı değişikliği de işe yararsa, kazanması bizi şaşırtmayacaktır. Daha sonra, 3 numaralı Elitay, 4 numaralı Yeşiloba, 2 numaralı Gürobası, 10 numaralı Akal Teke ve 12 numaralı Demir Eri yazıp, bu ayağı da geçelim. Bu koşu için rakamsal sıralamamız, 1, 5, 3, 4, 2, 10, 12 şeklindedir. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken, kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Bu kez nostalji kısmında sizleri 2018 yılına, dişi tay deneme koşusuna götüreceğiz. 1600 metre mesafeli, grup bir çim pist yarışını, 12 numaralı Valencia, Ahmet Çelik idaresinde kazanmıştı. Bu güzel mücadeleyi izlerken, şimdiden herkese bol şans dileyelim. Taylar Box içinde beyaz bayrakta kalktı. Start verildi ve dişi tay deneme koşusu başladı sayın yarışseverler. 4 numaralı Hafo rakiplerinden yaklaşık 3.5-4 boy sonra koşuya başladı. Liderliği ise 7 numaralı Noisy aldı ve farkı da 1 boya kadar çıkardı. Hemen dışından ikinciliğe 3 numaralı Grey Amazon sokuldu. Bunun 1 boy kadar gerisinde ortada 8 numaralı Peredina yer tutmuş durumda. Sağ arasında 11 numaralı Şeker Hanım'ı görüyorum. Bunun hemen dışında 12 numaralı Valencia var. Bunların dışında 5 numaralı Melons geldi. Daha sonra ortada 6 numaralı Miss Planet. Bunun 1 boy kadar gerisinde iç kulvara yakın 2 numaralı Fairy 8 sırasıyla Tyler bin 1000 metre start yerine geçiyor. 7 numaralı Noisy önde. Fark 1.5 boy. 8 numaralı Perilina takipte. Daha sonra bariyer dibine yakın. 3 numaralı Grey Amazon 3. lükte. 4. diye 6 numaralı Miss Planet sokulma uğraşında. Hemen dışında 5 numaralı Melons da var. 1 boy kadar geride bariyer dibinde 11 numaralı Şeker Hanım. Hemen dışında 2 numaralı Favorite Ace. Daha sonra bariyer dibine yakın 12 numaralı Valencia. 1.5 boy kadar gerisinde 9 numaralı Persistence sırasıyla Safkanlar son virajı dönmek üzere. 7 numaralı Noisy virajı önde dönüyor. Fark bir buçuk boy. Dışından sekiz numaralı. Perilina ikincilikte farkı azaltmaya çalışıyor. İçeriden Grey Amazon'un atakları var. Daha geriden dıştan on iki numaralı da kendini gösterdi. Son iki yüz metreye doğru sekiz numaralı. Perilina liderliği aldı dışarıdan da. On iki numaralı Valencia geliyor. Son iki yüz metreye girildi dıştan. On iki numaralı Valencia geldi. Sekiz numaralı Perilina'yı yakaladı. Liderliği alan on iki numaralı Valencia Dijital denemeyi kazanıyor. 8 numaralı Perilina ikinci. 3 numaralı Grey Amazon üçüncü. 11 numaralı Şeker Hanım da koşudan dördüncü olarak ayrıldı. Grup bir mücadele dişi tay denemeyi Sayın Celal Tekdoğan'ın sahibi olduğu 12 numarayla start alan Valencia Jockey'i Ahmet Çelik'le kazandı.